أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 62 numaralı rivayette kalmışız benim notlarıma göre. An Ebi Zerrin Cündeb ibn Cünadete ve Ebi Abdurrahman Muad ibn Cebel'in radıyallahu anhuma an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal İttakillâhe haythumâ kunte ve etbi'is seyyiyetel hasenete temhuha ve khaliqin nâse bi hulukin hasen revahut tirmidiyyum. Sahabeden Ebu Zer ve Muaz İbni Cebel radıyallahu anhuma hazretlerinden İmam Tirmizi rahimehullah'ın naklettiği bir rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş: her nerede, her ne hal üzere olursan ol, Allah'tan ittika et. Her nerede, her ne hal üzere olursan ol, Allah'tan ittika et. Ve işlediğin herhangi bir seyyiyenin hemen ardından bir hasene işle, bir sevap, bir salih amel işle ki onu silsin, imha etsin, etkisini ortadan kaldırsın. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ İnsanlarla ilişkilerinde güzel ahlak üzere ol. Güzel ahlakla muamele et. Evet, bu rivayet murakabe bahsinde yer alması, her ne hal üzere olursan ol, nerede, ne durumda olursan ol, Allah'tan ittika et kısmı dolayısıyladır. Biz ne hal üzere olursak olalım, nerede olursak olalım, Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğü, her halimizden haberdar olduğu, içimizden geçen, kalbimizden geçen hissiyata dahi muttali olduğu, bunları dahi hakkıyla bildiği, hakikatini dikkatimize sunan bir ifade. Buradaki ittakillahı genellikle biz Allah'tan kork diye tercüme ediyoruz. Ama bunun korkudan daha derin, daha geniş bir anlamı var takvanın, ittikanın. Korkudan daha geniş bir anlamı var. Korku kelimesi de Arapçada farklı kelimelerle karşılanıyor. Haşyet var mesela, huşu var, havf var ve takva. Bunların her birinin anlam sahası farklı, ifade ettiği şeyler farklı, muhtevası farklı. Biz Türkçe'de bunları tek bir kelimeyle ifade ediyoruz. Bazı meallerde ittikaya saygı karşılığının verildiğini görüyoruz. Bu da doğru değil. Çünkü saygı, sevgi birbiri arasında aslık, üstlük ilişkisi bulunan insanlar arasında olur. Daha aşağıdaki bir mertebede bulunan biri, daha yukarıdaki bir mertebede bulunan, ister manevi ister maddi kimseye saygı duyar. O saygının içinde bir bağlılık olması gerekmez. Yani birinin emrinde çalışır birisi, amirdir, memurdur. Kendisinden daha yukarıda, kendisinin amiri pozisyonunda olan birisine saygılı davranır. Hitabında, hal ve tavrında saygılı davranır ama bu onu sevdiği, onunla arasında bir bağlılık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Böyle bir şart da yoktur zaten. Ama takvada böyle bir şey de var. Yani Allah Teala'ya olan bağlılık da var. Onun azabından çekinmek de var. Onun gazabına uğramaktan sakınmak da var. Ama Allah tarafından, Allah Teala tarafından görüldüğü, murakabe edildiği hissini taşımak da var. Bunların hepsi ittika kavramının içinde mevcut.
tek kelimeyle tercüme etmek dolayısıyla mümkün değil bu kavramı. Herhangi bir kötülük işlediğimizde hadisin ikinci kısmı onu işaret ediyor, onu bize tavsiye ediyor. Herhangi bir kötülük işlediğimizde hasbel beşer hemen onun arkasından bir hasene işleyerek, bir salih amel işleyerek o kötülüğün kalbimizde, ruhumuzda, maneviyatımızda oluşturduğu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak, imha etmek. Daha evvel de bahsetmiştik. Allah Teala müminlerin velisidir, dostudur. Müminlerin attığı her adımı Cenab-ı Hak müminlerin lehine olacak biçimde neticelendiriyor, öyle değerlendiriyor. Burada da imanımızın samimiyetine, takvamızın ölçüsüne bağlı olarak işlediğimiz bir günahın hemen ardından işlediğimiz hasene onu imha ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de seyyiatlerin hasenata tebdil edildiğini dahi müminler ve takva sahipleri bakımından görüyoruz. Bu tamamen bizim elimizdeki bir iş. Eğer samimiyeti elden bırakmazsak, sadakati, takvayı elden bırakmazsak, Cenab-ı Hak tevbemizin ardından seyyiatımızı hasenata çevirir, tebdil eder, günahlarımız sevaba dönüşür. Cenab-ı Hak'la mümin kullar arasındaki ilişkiyi formel bir ilişki olarak düşünmek doğru değil. İnşallah ileride bahisleri gelir, üzerinde müstakil olarak dururuz. Şefaat meselesine günümüzde itiraz eden kesimler bunu bir nevi torpil gibi, kayırma gibi takdim ederler ve bunu da adli ilahi ile bağdaşmayan bir mesele olduğu gereksesiyle reddederler. Oysa Cenab-ı Hak müminlerin velisidir. Müminleri karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Dolayısıyla mümin kullar imanlarının karşılığı olarak, imanlarının sağladığı bir avantaj olarak Cenab-ı Hak tarafından evet kayırılırlar. Bunu söylememiz lazım. Müminle kafir arasında Cenab-ı Hak nezdinde bir fark elbette olmalıdır, elbette vardır. Bu farkı bu hususta da fiili olarak görüyoruz. İlgili ayetlere bir göz atacak olursak, mesela Hud suresinin 114. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ sevaplar, günahları, hasenat, seyyiatı giderir. Bu hadis-i şerifin Kur'an-ı Kerim'deki masadaklarından birisi budur. Furkan suresinin 70. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İlla men tabe ve amene ve amile salihan. Yukarıda bir kısım şeyleri saydı Cenab-ı Hak. Şu sayacaklarını da ondan istisna tuttu. Tevbe edenler, samimi tevbe ile tevbe edenler, iman edenler ve salih amel işleyenler. Fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Allah bunların kötülüklerini, seyyiatlarını hasenatla değiştirir. Kâne Allahu gafurar rahîma. Allah gafur ve rahimdir. Evet, tevbenin samimi olması,
imanın müstakim olması ve amelin salih olması durumunda Cenab-ı Hak evvelce işlenmiş seyyiatı hasenata tebdil ediyor. O eksiler artıya dönüşüyor. Evet, diyebiliriz ki Cenab-ı Hak mümin kullarını kayırıyor. Samimi olmaları kaydıyla, tevbelerinde, imanlarında, amellerinde müstakim ve samimi olmaları kaydıyla Cenab-ı Hak müminleri kayırıyor. Evet, bunda şaşılacak bir şey de yok. Dost dostunu kayırır. Dolayısıyla şefaat meselesine de aleykümselam, bu çerçevede bakmakta fayda var. İnşallah sırası düşer, bahsi gelir. Bu meseleyi müstakil olarak karşılıklı delilleriyle, iddialarıyla birlikte ele alır, değerlendirir. Ve hadis-i şerifimizin üçüncü kısmı ve halikin nase bi hulukin hasen, insanlarla güzel geçin, güzel ahlak esasında muamele et. Bu müminin nezafetinin, nezahetinin bir göstergesidir. Mümin nezih insandır. Mümin güzel ahlaklı insandır. Kaba saba insan değildir. Mümindeki imandan kaynaklanan ruh inceliği davranışlarına otomatik olarak yansır. Ve bu insani ilişkilerinde de mümin tavrının ayırt edici bir vasfı olarak kendisini gösterir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bu tabii güzel ahlak dediğimiz zaman biz bundan genellikle ilk adımda yumuşak başlılığı anlarız. Belki tevazuyu anlarız ama güzel ahlak kavramının içinde her ne varsa burada onların tamamını düşünmemiz lazım. Yani burada dürüstlük vardır, burada emanete riayet vardır, burada vefa vardır, burada diğergamlık vardır, burada affedicilik vardır, hoşgörülü, mütehammil olmak vardır. Ve güzel ahlakla ilgili aklımıza gelebilecek diğer hususlar vardır. Müminin insanlarla davranışı, tavrı, muamelesi böyle olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizi buraya yönlendiriyor. ...63 numaralı rivayet. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma kal. Kuntu halfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yevmen fekal ya gulamu inni uallimuke kelimat. İhfazillâhe yahfazke. İhfazillâhe tecidhu tücâhek. İzâ se'elte fes'elillâh. Ve izâ iste'ante fes'te'in billâh. Ve'lem أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma hazretleri İmam Tirmizi rahimehullah'ın naklettiği bir rivayette şöyle diyor. Kuntu halfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yevmen. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimizin terkisindeydim. Bir hayvanın üstünde gidiyorlar. Efendimiz onu terkisine oturtmuş. Ve şöyle diyor. Fekale ya gulamu inni uallimuke kelimat. Yavrucuğum, delikanlı, sana bir takım sözler öğreteceğim. İhfazillâhe yahfazke. Bunun tam motamot karşılığı Allah'ı muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin. Kasıt nedir? Allah Teala'nın hükümlerini, ahkamını, sana verdiği emaneti bütünüyle, yani mükellefiyetlerini muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin. İhfazillâhe tecîhü tücâhek. Allah Teala'nın sana yüklediği emanetleri muhafaza et ki onu önünde bulasın. Her işinde önünü açsın. Sana zorluklarını kolay kılsın. İzâ se'elte fes'elillâh.
bir şeye ihtiyacın olduğu zaman, bir şey istemek durumunda kaldığın zaman Allah'tan iste. Ve izâ isteante feste'in billah, sığınma ihtiyacı hissettiğinde Allah Teala'ya sığın, ondan yardım iste. Ve'lem bil ki ennel ümmete lev iştema'at alâ en yenfe'uke bi şeyin, bütün ümmet sana herhangi bir konuda bir fayda sağlamak için toplansalar, bir araya gelseler, buradaki bütün ümmetten kasıt bütün insanlık, bütün varlık, sana bir fayda sağlamak için toplanıp bir araya gelseler, lem yenfe'uke illa bi şeyin kad ketebehullahu lek, onlar ancak Allah Teala'nın sana levh-i mahfuzda yazıp takdir ettiği faydayı sağlayabilirler. Fazlasını ya da başkasını değil. Ve in ictema'u ala en yedurruke bi şeyin, eğer sana bir zarar vermek için bir araya gelecek olsalar, toplanacak olsalar, lem yedurruke illa bi şeyin kad kedebehullahu aleyk, ancak ve ancak Allah Teala'nın sana yazdığı kötülük ile sana zarar verebilirler. Onun yazdığı kadar ve yazdığı şekilde sana zarar verebilirler. Başka ya da fazla değil. Rufatil aklam, kalemler kaldırılmıştır. Yani yazılacak olan yazılmıştır. Yazı bitmiştir. Takdir vuku bulmuş, gerçekleşmiştir. Ve ceffetis suhuf, ve sayfelerdeki yazılar, o yazılarda yer alan takdirat, Cenab-ı Hakk'ın senin üzerine yazdığı, takdir ettiği şeyler kurumuştur, kesinleşmiştir. Artık onlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz. Hadisimizin bu bahisle, başlığımızla ilgili kısmı baş tarafta yer alan cümle: İhfezillâhe yehfezke, ihfezillâhe tecidhu tücâhek. Allah Teala'nın seni mükellef tuttuğu, yapmakla ve yapmamakla yükümlü tuttuğu şeyleri muhafaza et, bu sınırları gözet, bu ahkama riayet et ki Allah da seni gözetsin, korusun, muhafaza etsin. Bu emanete hakkıyla riayet et ki Cenab-ı Hakk'ı önünde bulasın, seni gözetiyor halde bulasın, senin dağınıklıklarını toparlasın, işlerini kolaylaştırsın. Onun ahkamına, onun iradesine, onun takdirine, onun sana yüklediği emanetlere, onların muhafazasına öncelik ver ki Allah Teala da senin önceliklerinde beklentilerini karşılasın, onları yerine getirsin. Rivayetin devam eden kısımları son derece önemli, nebevi yönlendirmeler, tespitler, teşvikler ihtiva ediyor. Üzerlerinde ayrıca müstakil olarak her biri üzerinde durmamız lazım. İzâ se'elte fes'elillah, istediğin zaman, bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Hepimiz günlük hayatta bir şeyler istiyoruz. Bazen birbirimizden istiyoruz, bazen Allah'tan istiyoruz. Fakat burada münhasıran Allah'tan iste gibi bir ifade var gibi geliyor insana. Herhangi bir şey isteyeceğin zaman, istemek durumunda kaldığında Allah'tan iste. Hatta bir sahabiye, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, ayakkabının nalininin bağı çözülse bile ya da kaybolsa bile onu da Allah'tan iste şeklinde bir tavsiyede bulunduğunu görüyoruz. Yani en cüz'i meselede bile insanlara müracaat etme, Allah'tan iste. Bu bize şunu mu anlatmalı? Buradan aleykümselam şu neticeyi mi çıkarmalıyız? İnsanlar birbirlerinden herhangi bir şey istemeyecekler. İstedikleri her şeyi Allah'tan isteyecekler.
Herhangi bir hacetlerinde, sıkıntılarında vesairede başka bir varlığa müracaat etmeyecekler, sadece Allah'a yönelecekler. Ve bu çerçevede selefilerle bir kısım tasavvuf ehli ya da tasavvuf ehliyle bir kısım selefiler arasında cereyan eden bu İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn meselesi, tevhid-i uluhiyet meselesi de bu pasajla, bu cümleyle doğrudan bağlantılı bir mesele. Orada da doğrudan bu hususu ilgilendiren bir tartışma var. Tevessül bahsinde bir kısmıyla tevessülün bazı çeşitleriyle ilişkili olarak bir takım iddialar var. Bunların hepsini şöyle bir derleyip toparlayalım özet halinde. Derler ki Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği hususlarda, normal şartlarda bir insanın yerine getiremeyeceği hususlarda, bir insandan ya da Allah'tan başka bir varlıktan yardım istemek, başka bir varlığa yöneltmek uluhiyet tevhidini zedeler. Dolayısıyla bu şirke götürür. Müşrikler esas bu konuda şirke düştüler. Onlara kainatı kim yarattı, insanı kim yarattı, yağmuru kim yağdırır diye sorduğunuzda Allah derler. Bu rububiyet tevhididir. Ama yardım isteme söz konusu olduğunda putlardan yardım isterler. Putların kendilerini Allah Teala'ya yaklaştıracak varlıklar olduklarını söylerler. Burada da böyle bir şey, birbirine sanki benzeyen bir durum da var. Yani biz gerek peygamberlere gerek salih kimselere yöneldiğimizde, teveccüh ettiğimizde, onlara hitap ettiğimizde, gerek sağlıklarında gerek öldükten sonra istiâne ya da istigase teknik tabiriyle de bulunduğumuzda bunun şirk olduğunu, tevhid-i uluhiyeti parçalayan, ortadan kaldıran bir amel olduğunu söylerler. Evvela buradaki emirlerin herkese, her manevi mertebedeki insana ve her mesele için geçerli olmak üzere söylenmiş bir söz, farziyet ifade eden bir emir olmadığını söylememiz lazım. Bu işin ideal kısmıdır, ideal noktasıdır. Ruh kıvamında, Cenab-ı Hak'la münasebette, efendim, ona yönelmenin ideal şekli budur. İstediğimizde ondan isteyeceğiz. Nitekim büyük tasavvuf ehli de böyle yapmışlar. Hiç kimseden hiçbir şey istememişler. Her şeyi Allah Teala'dan istemişler. İnsanlarla münasebetlerine bu noktada çok dikkat etmişler. Fakat herkes her noktada, her iş bağlamında buna bu ölçüde riayet edebilir mi? Etmesi farz mıdır? Bunu biraz detaylandırmakta fayda var. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ya da Cenab-ı Hak nezdinde manevi mertebesi, kıymeti, mevkii olan herhangi başka bir insanın, başka bir salih kimsenin Cenab-ı Hak nezdindeki bu mevkii, onun Cenab-ı Hak nezdindeki kıymetini, hatırını ifade eden bir şey olduğu için bu düşünceyle biz Cenab-ı Hakk'a yönelirken, iltica ederken onu araya koyup, aracı yapıp, yani onunla tevessülde bulunup, Cenab-ı Hak'la münasebetimizde onu vesile yapıp ondan bir şey isteyebilir miyiz? Bu caiz midir? Bu caizdir. Bu derslerin başında görmüştük. İsrail oğullarından üç genç bir yağmur yağmıştı, bir mağaraya girmişlerdi. Mağaranın kapısı kapanmıştı. Bir taş yuvarlanıp kapıyı kapatmıştı. Onlar salih amellerini araya koyarak
salih amelleriyle tevessülde bulunarak Cenab-ı Hak'tan bu sıkıntıyı açmasını istemişlerdi ve açılmıştı. Şimdi burada doğrudan Cenab-ı Hakk'a hitap ediyorlar ama araya salih amellerini koyarak her biri kendince münhasıran rızayı bari için işlediğini düşündüğü bir ameli zikrediyor ve diyor ki ya Rabbi, eğer bu ameli sen kabul ettiysen, benim bu davranışım, geçmişte yaptığım bu iş senin katında senin rızana götüren bir şey olduysa, bu amelim hatırına bizi bu sıkıntıdan kurtar. Ve en sonunda taş açılıyor ve oradan çıkıyorlar. Bunu gördük. Demek ki salih amelle tevessül etmek caizdir. Aynı şekilde peygamberlerle, meleklerle, Esma-i Hüsna ile tevessül etmek de caizdir. Aynı şekilde salih kimselerle tevessül etmek de caizdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde biliyorsunuz bir kıtlık oldu, kuraklık oldu. Hazreti Ömer yağmur duasında bulundu. Yağmur talep ederken minbere çıktı. Dedi ki ya Rabbi, biz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz aramızdayken onunla sana tevessül ederdik. Sen bize yağmur verirdin, hacetimizi giderirdin. Şimdi o aramızda yok, onun amcası aramızda. Onunla sana tevessül ediyoruz, bize yağmur ver. Sonra Hazreti Abbas'ı yanına çağırdı. Ona da dua etmesini istedi. O da dua etti ve yağmura kavuştular. Demek ki peygamber olması da şart değil. Cenab-ı Hak nezdinde bir makamı mevkii olan başka bir kimse ile de tevessülde bulunmak mümkündür, meşrudur, caizdir. Doğrudan doğruya Allah Teala'dan istiyoruz ama onun hatırını araya koyarak, Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse kıramayacağı bir kimseyi, kırmayacağı bir kimseyi araya koyarak onunla tevessülde bulunuyoruz. Bunu bizzat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kirama da öğretmiş. Sahabeden gözleri görmeyen birisi var. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gitmiş, demiş ki ey Allah'ın Resulü, Allah'a dua et, benim bu gözlerim açılsın. Efendimiz de buyurmuş ki git iki güzelce bir abdest al, iki rekat namaz kıl, arkasından da şöyle dua et. Ya Rabbi, sana kulun, peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle yöneliyorum. Ya Muhammed, ya Resulallah, seninle Rabbime yöneliyorum. Ya Rabbi, Muhammed'in hatırı için, bu peygamberinin, Resulünün hatırı için gözlerimi aç diye dua et. Sonra sahabe-i kiramdan bu olayı nakleden zat diyor ki, mescitte biz oturuyorduk. Bu zat güle oynaya içeri girdi. Sanki hiç anasından kör doğmamış, sanki hiç gözleri kör olmamış gibi güle oynaya aramıza geldi, yanımıza geldi. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde birisinin Hazreti Osman nezdinde bir ihtiyacı var. Halife Hazreti Osman bir işi düşmüş halifeye fakat bir türlü görüşemiyor. Kapıdaki kapıcılar bırakmıyorlar. O orayı aşıp Hazreti Osman'la görüşemiyor. Derken Osman bin Huneyf isimli bu hadiseyi nakleden sahabiyle karşılaşıyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var, halifeye ulaşamıyorum, böyle bir hacetim var, sıkıntım var, ona ulaşamıyorum. O bu sefer bunu o adama öğretiyor. Diyor ki bir hacetin var senin, madem şöyle şöyle yap. Adam gidiyor, Osman bin Huneyf'in kendisine öğrettiği bu şekilde abdest alıyor, namaz kılıyor, sonra bu duayı okuyor ve Hazreti Osman'a gidiyor. Hazreti Osman'ın kapıları açılıyor tek tek, adam doğrudan gidiyor, hiçbir engele rastlamadan, takılmadan o hacetini görüyor. Sonra geliyor Osman bin Huneyf'e, diyor ki Allah senden razı olsun ya, ben hiç böyle olmamıştı, şaşırdım yani, kapılar tek tek açıldı, gittim, hiçbir engel olmadı. Diyor ki ben bir şey yapmadım, ben Osman'la görüşmedim. O yaptığın dua neyse ondan oldu. Mesele o duadadır diyor. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatından sonra gerçekleşmiş bir hadise olması bakımından
Şu rivayet bize gösteriyor ki ister peygamber olsun ister salih bir kimse olsun aramızda bulunması şart değildir. Onun Cenab-ı Hak nezdindeki makamı, mevkii, kadri kıymeti bakidir. Dolayısıyla o kadri kıymetle, o mevkiyle, o makamla tevessülde bulunmak caizdir. Ve buradaki yönlendirmeye de aykırı değildir. Herkesin Cenab-ı Hakk'a teslimiyeti, herkesin tevekkül derecesi bir olmaz. Herkesin manevi mertebesi bir olmaz. Bu manevi mertebesi son derece yüksek insanlar içindir. Diğer insanlar, bizim durumumuzda bulunan insanlar, meşru olan tevessüle başvururlar. Bunda bir mani yoktur. Aynı şekilde وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعَنْ بِاللّٰهِ Sığındığın zaman, bir yardım için birine başvurduğun zaman, birisinin yardımını talep ettiğin zaman, böyle bir durumda kaldığın zaman Allah Teala'nın yardımına başvur. Ondan yardım iste, ona sığın. Ve arkasından da meselenin mahiyetini açıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bil ki diyor, اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ Eğer ümmet sana bir konuda bir fayda sağlamak için toplansalar, bir araya gelseler, sana ancak Allah'ın yazıp takdir ettiği şeyi o miktarda sağlayabilirler. Sana ancak o kadar fayda verebilirler. Daha fazla ya da daha başka değil. وَاِنْ اِجْتَمَعُوا عَلَى اَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ Eğer sana bir zarar vermek için toplanıp bir araya gelseler, onlar ancak Allah'ın sana dokunmasını takdir edip yazdığı zararı sana dokundurabilirler. Daha başka ya da daha fazla değil. Ve arkasından da bu cümlelerin gerekçesini ortaya koyan bir sonuç cümlesi söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. رُفِعَةِ الْاَقْلَامِ Kalemler kaldırılmıştır. Artık yazı bitmiştir. Takdir edilecek olan takdir edilmiştir. Hüküm verilmiştir. Kalemin yeni ve farklı bir şey yazması söz konusu değil. Olacak olan olacaktır. وَجَفَّتِ السُّحُوف Ve sahifeler, o sahifelerdeki mürekkep, kalemin mürekkebi yazısı kurumuştur. Artık orada bir değişiklik, bir tağyirat, bir tebdilat söz konusu olmaz. İşin bu boyutunun, rivayetin bu boyutunun kaderle de ilgisi var şüphesiz doğrudan doğruya. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu tarz bir kısım hadislerinin hemen arkasından bir kısım sahabenin o zaman biz niye amel ediyoruz ki ya Resulallah diye sorduğunu biliyoruz. Madem kalem kurudu, madem yazı kesinleşti, o zaman biz niye amel ediyoruz ki? Kimin akıbeti ne olacak, kim nereye gidecek bu bellidir demek ki. O zaman niye amel ediyoruz? فَفِمَ الْعَمَلْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ O zaman Aleyhisselatü Vesselam da buna cevap olarak buyuruyor ki اِعْمَلُوا فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهِ Amel etmeye bakın, ameli ihmal etmeyin. Zira herkes gideceği akıbete kendisini götürecek olan amel kendisine kolaylaştırılmıştır. Herkes o ameli işlemek, hangi akıbete gidecekse o akıbete götürecek olan ameli işlemek herkese kolaylaştırılmıştır. Yani cennete gidecek olan kimselere cennete götürecek amel kolaylaştırılmıştır. Cehenneme gidecek kimselere de cehennemin ameli kolaylaştırılmıştır. Sevdirilmiştir, hoş gösterilmiştir. Nasıl ki biz imanı seviyoruz, hiçbir şeye değişmeyiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mümin kulla iman arasındaki münasebeti dikkatimize sunan çok fazla sayıda gerçekten vurgulu rivayetleri var. Mümine iman sevdirilmiş, kafire de küfür sevdirilmiş, facire de günah ve fücur sevdirilmiş. Herkes kendisine sevdirilmiş. Kendi ameli dolayısıyla, kendi iradesiyle atacağı adımlar dolayısıyla sevdirilmiş bu amelleri işleyecek ve akıbette bu amellerin kendisini götüreceği yere gidecek. Rivayetimizin devamında
şöyle geliyor ve fi rivayeti gayri Tirmizi ihfazillaha tecidhu emamek taarraf ilallahi fir rahai ya'rifke fiş şidde ve alam enne ma ahtaaka lem yekun li yusibek ve ma asabaka lem yekun li yuhtiek ve alam enne'n nasr ma'as sabr ve enne'l ferec ba'de'l kerb ve enne ma'al usri yusra. İmam Tirmizi'den başkasının rivayetine göre, ki bu başkasının İmam Ahmet bin Hanbel olduğunu biliyoruz. Daha başka hadis imamları da burada nakledilen bu pasajı, bu lafzı nakletmişler. Şöyle diyor: İhfezillâhe tecidhu emâmek. Allah Teala'nın sana yüklediği emanetleri, gönderdiği vahyi, hükümleri muhafaza et. Onlara riayet, riayete devam et ki Allah Teala'yı önünde bulasın. Senin önünü açsın, işlerini asan etsin, kolaylaştırsın, dağınıklıklarını toplasın. Ve taarraf ilallahi fir rahai ya'rifke fiş şidde. Bolluk zamanında Cenab-ı Hakk'ı tanı, onunla münasebetini kesme, ona yönelmeye devam et ki o da şiddet zamanında, sıkıntı zamanında, meşakkat zamanında seni tanısın, yani senin sıkıntılarını gidersin. Ve alem bil ki ennema ehtaeke lem yekun li yusibek, sana isabet etmeyecek olan şey hiçbir şekilde sana isabet etmez. Cenab-ı Hakk'ın sana isabet edeceğine dair herhangi bir takdiri yoksa bir kötülük hakkında, o kötülük kim ne kurarsa kursun, o kötülüğü senin başına getirmek için, seni ona düçar etmek için kim ne hesap yaparsa yapsın, o kötülük seni bulmaz. Ve ma asabeke lem yekun li yuhtiek, sana isabet edecek olan bir şey varsa Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği, o da seni sekmez, başkasına isabet etmez, mutlaka gelir seni bulur. Bu Çeçen cihadı sırasında Türkiye'den bazı gençler de gittiler oraya. Onlardan birisi bana nakletmişti. Evli, çoluk çocuğu var kardeşimizin. Kafasına koymuş Çeçenistan'a cihada gidecek. Çoluk çocuğu, akrabası, annesi, babası vesaire vazgeçirmeye çalışıyorlar, vazgeçmiyor. En son Mahmud Efendi'ye gidiyorlar. Ona bağlıymış bu kardeşimiz. Diyorlar ki Efendi Hazretleri, bu çoluğunu, çocuğunu, hanımını, evini, barkını, anasını, babasını bırakacak, perişan edip gidecek. Bunlara burada kim bakacak? Ona bir şey olursa, orada başına bir şey gelirse bunlara kim bakacak burada? Ne olacak bunlar? Mahmud Efendi demiş ki, insan savaşa gittiği için ölmez. İnsan eceli gelmişse ölür. Cihat insanı öldürmez. Ne kadar hikmetli, ne kadar isabetli bir tespit. Evet, savaş insanı öldürmez, cihat insanı öldürmez, silah insanı öldürmez. Eceli gelmişse ölür, gelmemişse ölmez. Nitekim kardeşimiz gitmiş, geri dönmüş, gelmiş. Kendisi bunu naklediyor bana yani. Evet, başımıza gelecek bir şey varsa, orada ya da burada, o halde ya da bu halde, o zamanda ya da bu zamanda bu başımıza gelir. Gelmeyecek bir şey varsa, onu başımıza getirmek için iki dünya bir araya gelse, o bize isabet etmez. İşte biz bunu ehli sünnet vel cemaat ulema, takdir-i ilahi ve kulun tedbirinin arasındaki denge bağlamında diyorlar ki, takdir tedbiri bozar. Tedbiri elden bırakmak iyi değil. Biz elimizden gelen her türlü tedbiri alalım, işin doğrusunu yapmak için. Ama şunu da unutmayalım, Cenab-ı Hak aksini takdir etmişse ya da başka bir, bizim tedbirimizde hedeflediğimizden başka bir şekilde takdirde bulunmuşsa, o takdir bizim tedbirimizi mutlaka bozacak. وَعْلَمْ اَنَّ النَّصْرَ مَعَ السَّبْرِ. Bil ki zafer ve yardım sabırla birliktedir. Evet, sabır inşallah ileride bununla ilgili gene rivayetlerimiz gelecek. Daha evvel geçmiş bahislerde de sabırla ilgili rivayetler geldi. Mümin kulun
belki de en mümeyyiz vasıflarından birisi sabır. Takdire karşı sabır, şiddete karşı sabır, sıkıntıya karşı sabır. Evet, bu boyun kesip kabullenmek değil, mütehammil olmak, Cenab-ı Hak'tan umut kesmemek, direnç halini muhafaza etmek ve mutlaka akıbete yönelmek anlamında. Ve ennel ferace ma'al kerb, kurtuluş, aydınlığa çıkış, feraha ulaşma sıkıntıyla beraberdir. Ve enne ma'al usri yusra, mutlaka sıkıntıyla beraber de bir rahatlık, genişlik, ferahlık vardır. Bunların ikisi birbirinin kardeşidir. Sıkıntı varsa ferahlık vardır, ferahlık varsa sıkıntı olur. Bunların ikisine de hazır olmak lazım. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu birkaç cümlelik hadisi gerçekten ona verilen cevami-ül kelim özelliğini bize en çarpıcı biçimde yansıtıyor. (64. rivayet) An Enes'in radıyallahu anhu kal İnnekum le ta'maluna a'malen hiye edakku fi a'yunikum mineşşa'ri kunna na'udduha ala ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem minel mubikat. Ravahul Bukhari. İmam Bukhari rahimehullah naklediyor Enes İbni Malik radıyallahu anh hazretlerinden. Enes bin Malik hazretleri tabiine sesleniyor. Siz diyor bir takım ameller işliyorsunuz, bir takım işler yapıyorsunuz. O işler sizin gözünüzde kıl kadar bile ehemmiyetli değil, kıl kadar bile ona önem vermiyorsunuz. Çok küçümsüyorsunuz, hafife alıyorsunuz o amelleri, o kötü işleri hafife alıyorsunuz. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem minel mubikat. Oysa biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde bu amelleri ya da bu türlü amelleri büyük günahlardan sayardık. Bu tabi sahabe-i kiramın amel konusundaki titizliğini gösteriyor. Günaha bakışta diğer nesillerden ne kadar farklı, ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın bizi bir küçük kusur işlerken bile görmemesi gerektiği konusundaki hassasiyetinden kaynaklanıyor. Yani bir kul günahı gözünde nasıl büyük görür, nasıl büyütür? En küçük bir kusurumuzda, bir yanlışımızda bunu başkalarından, insanlardan gizlemeye özel bir önem veririz, dikkat ederiz. Başkaları bizi bu halde görmesin, bu günahı işlerken görmesin. Bu kusurun bizden sadır olduğuna başkaları vakıf olmasın diye özel bir itina gösteririz. Bunu insanlardan gizlemek için yaparız. Ama Allah Teala'yı düşündüğümüzde, onun murakabesini düşündüğümüzde, o amel gözümüzde ne kadar büyür, onu yapmamak için nasıl daha büyük gayret sarf ederiz. Sahabe-i kiramın bu noktadaki hassasiyetini çarpıcı biçimde gösteren bir rivayet bu gerçekten. İnsan bu ruh haline nasıl ulaşır? İnsanların gözünden bazı şeyleri saklama hassasiyetini koruyarak değil, Cenab-ı Hakk'ın gördüğü, gözetlediği, her halimize vakıf olduğu düşüncesini canlı tutmak suretiyle olur. Bunun başka bir yolu yoktur. (65. rivayet) An Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal İnne Allah Teala yagaru ve gayretullah Teala en ye'tiyel mer'u ma harramallahu aleyhi. Müttefakun aleyh. İmam Bukhari ve Müslim'in birlikte müttefikan naklettikleri bir Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki İnne Allah Teala yagaru, hiç şüphesiz Allah Teala kıskanır.
Ve gayretullahi teala, Allah Teala'nın kıskanması şudur. En ye'tiyel mer'u ma harramallahu aleyhi, bir kulun Allah Teala'nın haram kıldığı bir şeyi işlemesini işlemesine muttali olması. Buradaki kıskançlık beşeri bir duygudur, beşeri bir haldir ve bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hak'tan sadır olduğunu düşünmemiz muhaldir. Cenab-ı Hak böyle bir şeyin kendisinden sadır olmasından münezzehtir. Kıskançlık beşeri bir haldir ve arızi bir haldir. Cenab-ı Hak bu türlü şeylerin kendisine hulul etmesinden, kendisine sirayet etmesinden münezzehtir. O bir halden başka bir hale geçmez. Bir durumdan başka bir duruma geçmez. Sevinmez, üzülmez, sevinçliyken üzülmez, üzümlük, gazaba gelmesi, öfkelenmesi vesaire anlamında rivayetler de var, ayetler de var hatta. Bu arızi haller Cenab-ı Hakk'a bizim bildiğimiz anlamda arız olan şeyler değildir. Bunların her biri bir mecazdır. Cenab-ı Hakk'ın öfkelenmesi, gazaplanması, gazabına müncer olan şeyin neticesinde azabının gündeme gelmesi demektir. Hatta bazı hadislerde Cenab-ı Hakk'ın güldüğünden bahsedilir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gelen sahih hadisler var böyle. Ve ulema buradaki gülmeyi de rıza olarak açıklıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir gün bir adam gelmiş. Demiş ki ya Resulallah, benim yabancıyım, gidecek bir evim yok, yiyecek bir lokma ekmeğim de yok, bana bir şeyler yedir. Efendimiz de benim yanımda da bir şey yok buyurmuş ve sahabeye dönmüş, demiş ki bu kardeşimizi kim götürüp misafir edecek evinde, kim yedirecek? Birisi ben götürürüm ey Allah'ın Resulü demiş. İmam Bukhari'de geçiyor bu rivayet. Gitmişler beraber evine sahabinin. Hanımına demiş ki misafirimiz var, Efendimiz gönderdi. Evde yiyecek ne var? İnşallah mahcup olmayız. Hanımı demiş ki çok az bir yiyecek var. Çok az, çocuklara yetecek kadar onlara ayırmıştım. O zaman diyor sen çocukları erkenden yatır. Bize de sofrayı koy. Lambayı yakayım derken kazara söndürmüş ol. Elinden düşürmüş ol. Karanlıkta yemek yiyelim. Yemek yiyormuş gibi yapalım biz. O yesin. Çocukları erkenden yatırıyoruz sahabi, hanımı. Ondan sonra sofrayı koyuyor ve lambayı söndürüyor. Oturuyorlar sofraya. Onlar ellerini ağızlarına götürüyorlar. O aç misafir de yemek yiyor ve doyuyor. Zaten onun doyacağı kadarmış. Sabahleyin geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Efendimiz buyuruyor ki sahabeye hitaben, Allah Teala bu kardeşinizin akşam evinde cereyan eden hadiseden ötürü güldü. Dahike fiili geçiyor. İmam Bukhari diyor ki buradaki dahikeden maksat razı oldu demektir. Allah bu kardeşinizden razı oldu. İşte bu türlü fiiller ayetlerde, hadislerde geçer. Bunlar mecazdır. Buradaki kıskançlık da mecazdır. Bunu Cenab-ı Hakk'ın kulunu esirgemesi anlamında anlamak lazım. Süremiz azaldı. Bu bahsi bitirmek istiyorum. Bir iki tane rivayetimiz kaldı. Bakıyorum. 3 tane rivayet var. Birisi biraz uzun, yetiştirebilirsek. 4 taneymiş. Muhtemelen yetişmeyecek.
Evet. An Ebi Hureyre 66. rivayet. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul inne thalateten min beni İsraile ebrasa ve akra ve a'ma aradallahu en yebteliyehum feba'ata ileyhim meleken fe'etel ebrasa fekale eyyu şeyin ehabbu ileyk kale levnun hasen ve cildun hasen ve yedhebu anni ellezî kad kadirenin nas فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ وَاُعْتِيَ لَوْنًا حَسَنًا فَقَالْ فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكِ قَالَ الْاِبِلْ اَوْ قَالَ الْبَقَرْ شَكَّ الرَّاوِي فَاُعْتِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيهَا فَاَتَى الْاَقْرَعَ فَقَالْ اَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكِ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدَرَنِ النَّاسِ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحوا فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة قال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال الرجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما أبتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق عليه. Saatimiz doldu, süremiz doldu. Manasını verip bırakalım isterseniz. İmam Bukhari ve Müslim müttefikan Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmişler radıyallahu an. O aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu dinlediğini söylemiş. İnne thalâseten min beni İsraîle ebrase ve akra ve a'ma. İsrail oğullarından üç kişi vardı. Birisinde alaca hastalığı vardı, bir cilt hastalığı vardı. Birisi keldi, birisi de kördü. Aradallahu en yebteliyehum. Allah Teala onları imtihan etmek istedi. Feba'ata ileyhim meleken. Onlara bir melek gönderdi. Fe'etel abrasa. Melek o alaca hastalığı olan kişiye geldi. Fekale dedi ki eyyü şeyin ahabbu ileyk. En çok neyi seversin? Neyin olmasını arzu edersin? Kale levnun hasen ve cildun hasen. Dedi ki güzel bir ten ve güzel bir cilt. Güzel bir renk. Ten rengi ve güzel bir ten, güzel bir cilt isterim dedi. Ve yedhebu anni ellezî kad kadirenin nâs. İnsanların beni horladığı bu şeyin benden gitmesini isterim. Bu kusurun benden gitmesini isterim. Femesahahu fedehebe anhu kaderuhu. Melek onu meshetti ve o kusur ortadan kalktı. Fe u'tiye levnen hasenen ve o kişiye güzel bir ten rengi, güzel bir cilt rengi geldi. Fekale, melek dedi ki fe eyyül mâle ahabbu ileyke, hangi malı en çok seversin, neyin olsun istersin? Kale el ibil, dedi ki deve. Ev kale el bakar, şekker ravi.
veya öküz, inek demiş olabilir. Ravi şek ediyor burada. Aşağıda rivayetin aşağıda gelen devamından biz burada deve ifadesinin daha doğru olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, sığır isterim dedi. Fe'u'tiye nâkaten uşerâe, ona hamile bir deve verildi. Buradan anlıyoruz ki o deve istemiş. Fekale barakallahu leke fîhâ, melek dedi ki Allah bu malı sana mübarek eylesin. Fe'atel akra fekal, sonra kel olan adama geldi. Dedi ki eyyü şeyin ahabu ileyke, en çok neyi seversin? Kale dedi ki şa'run hasen, güzel bir saçım olsun isterim dedi. Feyedhebu ve yedhebu anni hâdellezî kadirenin nâs, insanların beni horladığı, küçümsediği bu kusur benden gitsin isterim. Femesahahu fedâbe anhu, onu meshetti melek, onu da meshetti ve o kellik ondan gitti. Feu'tiye şa'ran hasenen, güzel bir saça sahip kılındı bu zat. Kendisine güzel bir saç verildi. Kale, melek dedi ki feeyyül mâle ehabbu ileyken, neyin olsun istersin? Hangi mala sahip olmak istersin? Kale el bakar, dedi ki sığırım olsun isterim. Feu'tiye bakaraten hamilen, ona hamile bir inek verildi. Kale barakallahu leke fîhâ, dedi ki Allah sana bunu mübarek etsin. Fe'atel a'ma, sonra kör adama geldi o melek. Fekale dedi ki iyi şeyine habbu ileyke, en çok neyin olsun istersin? Neden hoşlanırsın? Kale, o kör adam dedi ki en yeruddallahu ileyye basari, Allah'ın görme duygumu bana iade etmesini isterim. Fe ubsiren nase, insanları görmek isterim, dünyayı görmek isterim. Femesahahu feraddallahu ileyhi basarahu, melek onu da meshetti ve Allah Teala ona görme duygusunu, gözlerini iade etti. Fekal, melek dedi ki feeyyül mâle ahabbu ileyke, hangi malı seversin, en çok neyin olsun istersin? Kale dedi ki el ganamu, koyun isterim dedi. Fe'u'tiye şaten validen, ona da hamile bir koyun verildi. فَاَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا, bunların sürüleri efendim çoğaldı, doğum yaptı ve sayıları arttı. فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْاِبِلِ, o alaca hastalığına müptela olmuş adamın bir vadi dolusu deve sürüsü oldu. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ, kel adamın bir vadi dolusu sığırı oldu. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ, kör adamın da bir vadi dolusu koyunu oldu, koyun sürüsü oldu. Thumma innehu etel ebrase, sonra melek o alaca hastalığı olan adama geldi. Fi suretihi ve heyetihi, o alaca hastalığına müptela olmuş adamın şeklinde, suretinde, o adamın eski halinde ona geldi. Fekale dedi ki reculun miskinun, ben kimsesi olmayan, hiçbir şeyi olmayan bir adamım. قَدْ اِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ ف۪ي سَفَر۪ي, yolcuyum, bir yerden bir yere gidiyorum ve gideceğim bir kapı, sığınacağım bir yer yok. فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكِ, beni sıkıntılarımdan kurtaracak ve feraha çıkaracak bir yol da bilmiyorum. Sadece umudum Allah ve sen. Es'eluke billezî a'tâkel levnel hasen vel cildel hasen vel mâle ba'îren etebellegu bihi fî seferî. Seni, sana güzel bir renk veren, güzel bir deri, güzel bir ten veren ve çok develer veren Allah rızası için senden bir deve istiyorum. Yolculuğumda beni idare etsin. Fekale el hukuku kethiretun, dedi ki o ben gözetmek zorunda kaldığım çok hukuk var, çok muhtaç insanlar var etrafımda, çok sorumluluklarım var, sana verebileceğim bir şey yok. Fekale, bunun üzerine melek dedi ki ke enni a'rifuk, ben sanki seni tanıyorum. Elem tekun evrese, sen alaca hastalığına müptela değil miydin? Yegderuken nasu fakiren fe'ataka Allah,
İnsanlar seni horluyordu, aşağılıyordu. Sen bir şeyi olmayan, fakir ve aşağılanan bir adamdın. Allah sana bunları verdi. Sen o adam değil misin? Bunun üzerine fekale dedi ki: "İnnemâ verithtu hâzel mâle kâbiren an kâbir." Bunları bana Allah vermedi. Ben bunu çok böyle asaletli bir soydan soptan tevarüs ederek aldım. Atalarımdan, ecdadımdan kaldı bunlar bana. Fekale melek dedi ki: "İn kunte kâziben fesayyarak Allahu ilâ mâ kunt." Eğer yalan söylüyorsan, yalancıysan Allah seni eski haline döndürsün. وَاَتَ الْاَقْرَعَ ف۪ي صُورَتِهِ وَهَيَّتِهِ Kel adama da o eski durumuna bürünerek geldi. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا O alacalı adama dediklerini aynen ona da dedi. Yolcuyum, ihtiyacım var. Bana bir koyun ver, bana bir sığır ver. O da o alacı hastalığına müptela adamın dediklerini aynen söyledi. Sorumluluğum çok, etrafımda adam çok, sana ayıracak vaktim, malım yok dedi. Ona da melek dedi ki: "İn kunte kâziben ben fesayyarak Allahu ilâ mâ kunt." Eğer yalancıysan, yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün. Ve etel a'ma Sonra üçüncü olarak kör adama geldi. Fi suretihi ve heyetihi onun görüntüsünde, onun halinde, şeklinde. Fekale dedi ki: "Raculun miskinun." Miskin bir adam, hiç kimsesi yok, hiçbir şey yok. Ve ibn-i sebilin yolda kalmış. İnkata'at biyel hibalu fi seferi. Gidecek herhangi bir kapım yok, çalacak bir kapım yok. Yolcuyum. Fela belâge liyel yevm illa billahi thumme bik. Benim maksadıma, menzilime ulaştıracak hiç kimsem yok. Sadece Allah ve sen. Es'eluke billezî redde aleyke basareke şâten, sana gözlerini iade eden, sana görme duygusunu yeniden bahşeden Allah için senden bir koyun istiyorum. Etebellagu biha fi seferi, bu yolculuğumda beni menzilime ulaşmaya yetecek kadar, ulaştırmaya yetecek, yetsin diye senden bir koyun istiyorum dedi. Fekale dedi ki o kör adam: "Kad kuntu a'ma." Evet, ben kördüm. Feraddallahu ileyye basari. Allah bana gözümü, görme duygumu iade etti. Fehuz ma şi'te. İstediğini al bu sürüden, istediğini al. Ve da' ma şi'te. İstediğini bırak. Özgürsün. İstediğin kadar al, istediğin kadar bırak. Ve vallahi la echhedukel yevme bi şey'in. Allah'a yemin olsun ki bugün herhangi bir şey için senin önüne geçmeyeceğim, sana mani olmayacağım. Dilediğin gibi hareket et. اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلّ Allah için almak istediğim bu şeyi al, sana mani olmayacağım. Çünkü Allah için dedin, ben de bunu sana Allah için vereceğim ve mani olmayacağım. Fekale bunun üzerine melek dedi ki: "Emsik malek, malını tut, sende kalsın, senin olsun." فَاِنَّمَا اُبْتِل۪يتُمْ Siz imtihan edildiniz. O iki arkadaş ve sen, o iki kişi ve sen imtihan edildiniz. Fakat radiyallahu anke Allah senden razı oldu. Ve sakata ala sahibeyk arkadaşlarına ise gazaplandı, öfkelendi. Muttefakun aleyh. İnşallah bu rivayet hakkında söyleyeceklerimizi bir sonraki sohbette sohbete erteleyelim. Öyle başlayalım bir sonraki sohbete inşallah. Sorusu olan var mı? Buyurun. Evet. Alay etmek. Evet. Sahabe-i kiram daha sonraki nesillerin küçük gördüğü şeyleri büyük görür, helak edici ameller olarak görür. Onları işlememeye dikkat ederdi. Bunlar daha ziyade Allahu alem kalbin amelleri dediğimiz ameller. Yani gıybet, dedikodu, efendim, alay gibi şeyler. Yoksa burada küçük diye ifade edilen bu şeylerin, işte hırsızlık gibi, efendim, had cezası gerektiren şeyler olduğunu söylemek çok mümkün görünmüyor.
İnsanların küçümsediği daha günlük bugün de bizim için böyledir. İki kişi bir araya geldiğimiz zaman bir üçüncü kişi hakkında bir şeyler söylemeye başlarız otomatik olarak. Bu bir gıybet. Ama küçümsüyoruz bunu. Hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Allahu alem bu tarz şeyler olsa gerek. Bu rivayette buna dair bir detay bulamadığımız için küçük günahlar diye ifade ettiğimiz şeyler diye karşılamak mümkün gibi görünüyor. İstihza meselesi de gene müteşabih ifadelerden birisi. Kur'an-ı Kerim'de geçen müteşabih ifadelerden birisi. Onlar Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim. Aslında onlar Allah Teala'nın efendim ayetleriyle alay ediyorlar, istihza ediyorlar. Ama aslında Allah Teala onları tuğyanlarında mühlet verip daha da azmalarına müsaade etmek suretiyle asıl gülünç duruma onları düşürüyor Allah Teala. Yoksa bu alay etmek bir nakisadır. Normal insani ilişkilerde de bir nakisadır, bir kusurdur, bir kişilik arızasıdır. Böyle bir şeyin Cenab-ı Hak'tan suduru tasavvur olunamaz. Maksat onları debelenmekte oldukları bu günahın içerisinde daha da imhal ederek, mühlet vererek daha da derinleşmelerini, zor duruma düşmelerini, kendi kendilerini zor duruma düşürmelerini sağlamak anlamındadır. Tefsirlerde ifade edilen şey böyle. Buyurun. Bu günümüzde de geçmişte de neyin şirk olduğu bellidir. Bu şirk meselesi ya da tevhid meselesi İbn-i Teymiye ve taraftarları ona ittiba eden taraftarları tarafından üç hususa hasredilmiş, böyle bir tasnifle açıklanmış. Tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rububiyet ve tevhid-i esma ve sıfat diye bu alanlarda tevhidi rencide eden, zedeleyen hususları şirk olarak görmüşler. Burada da doğrusu ölçüyü kaçırmışlar. Biz daha ziyade daha sonraki usulü din ulemasının yaptığı tasnifi esas alıyoruz ve tevhid 5 mertebede gerçekleşir diyoruz. 5 noktada, 5 hususta gerçekleşir diyoruz. Tevhid-i zat, Cenab-ı Hakk'ın zatı gibi başka hiçbir zat yoktur. Herhangi başka bir varlığı zat itibariyle Cenab-ı Hakk'a benzetmek şirktir. Tevhid-i esma, Esma-i Hüsna Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Hakiki anlamda sadece ona ıtlak olunur. Hakiki Rahman odur, Hakiki Rahim odur. Ve diğer esma da böyledir. Hakiki anlamda Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Bu isimlerin herhangi başka bir varlıkta gerçek anlamda bulunduğunu düşünmek şirk olur. Tevhid-i sıfat, sıfatlarda tevhid, esmaya kaynaklık eden sıfatlardır. Yani Cenab-ı Hak'ta bir affedicilik sıfatı bulunur. Cenab-ı Hak onun için el-afuvdur. Merhamet sıfatı bulunur. Onun için Rahman ve Rahim'dir. Diğer isimler de böyle bunun gibi sıfatlardan kaynaklanır ve bu sıfatlar münhasıran Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Bunlar dışında, Cenab-ı Hak dışında bu sıfatların başka bir varlıkta bulunduğunu düşünmek ve söylemek şirk olur. Yani öldüren, dirilten, rızık veren, affeden, bağışlayan, bütün bunlar hakiki anlamda Cenab-ı Hakk'a mahsus şeylerdir. Başka bir varlığa bunları mutlak anlamda izafe etmek, ıtlak etmek şirk olur. Fiilde tevhid, Cenab-ı Hak fiil işler ama o fiiller ona mahsustur. Cenab-ı Hak herhangi başka bir varlık gibi fiil işlemez. Dolayısıyla onun fiillerinde herhangi başka bir varlıkla irtibat kurmak, ona benzetmek de bu alanda, bu noktada tevhidi parçalamak olur. Bir takım ayetlerde ve hadislerde Allah geldi, gelir, iner gibi ifadeler var.
Bunları mahlukatın fiillerine benzetmemek lazım. Onlar gibi telakki etmemek lazım. Telakki edilirse bu noktada tevhid parçalanmış olur. Ve nihayet son aşaması, son basamağı hükümde tevhid. Cenab-ı Hak nasıl kozmik aleme bir sistem koymuş, o kozmik sistemin tabi olduğu bir hükmü var. Aynı şekilde insanlar için de bir sistem koymuş, o sistemin tabi olduğu hükümler koymuş. Her kim bu hükümlerde Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetini reddeder, bu hükümlere alternatif olarak ya da paralel olarak başka bir hüküm sistemi benimser, keyfi, idari olarak, bu noktadaki tevhidi parçalar, bu noktada şirke düşer. Bütün bunlar bugün de böyleydi, tarih içinde de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Dolayısıyla bu tevhid hassasiyetini muhafaza etmek lazım. Ve bunun da aşırılıklardan korunarak, aşırılığa meydan vermesine sebep olmadan bunu önleyerek yapmak lazım. Yoksa onu dozunda tutamazsak, dozunu kaçırırsak, işte bugün IŞİD dediğimiz bela gibi belalar çıkar ortaya. Kendileri dışındaki herkesi tekfir edip, mürtet ilan edip, efendim malını ganimet sayan, hanımını, çocuklarını cariye sayan, esir sayan bir arıza ortaya çıkar. Allah korusun. Bunun dozunu iyi ayarlamak lazım. Buyurun. Evet. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o rivayetin sonunda. Bir kimse cennetliklere mahsus fiilleri işler derken cennetle onun arasında bir karışlık, bir adımlık bir mesafe kalır. Sonra kaderi onunla cennet arasına girer. O kimse o aşamada cehennemliklere mahsus bir fiil işler, bir amel işler. O ameli dolayısıyla küfre düşer ve cehenneme gider. Bir kimse de cehennemliklerin fiilini işler. Cehennemle arasında bir karış, bir adım, bir mesafe kalır. Sonra kaderi cehennemle onun arasına girer. O kimse cennetliklere ait bir fiil işler ve o fiil dolayısıyla cennete gider. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ Dolayısıyla akıbet ne olacak ona bakın buyuruyor Efendimiz. Buradan anlamamız gereken şudur. Amellerinize güvenmeyin. Yani şu ana kadar güzel getirdik işi, tamam ben cenneti garantiledim deyip de rehavete kapılmayın. Sonun nasıl olacak onu kimse bilmez. O korkuyu hep taşıyın. Yahut ben şu ana kadar cehennemliklerin amelini işledim, benden bir hayır çıkmaz, ben zaten cehennemlik oldum, ben bu işi kaybettim deyip umutsuzluğa kapılmayın. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Ahir ömrünüzde işleyeceğiniz bir amel bütün seyyiatlarınızı hasenata tebdil eder ve siz cennete gidersiniz. Onun için akıbete bakın. Son nefese bakın, ömrün son anındaki duruma bakın, oraya kadar kendinizi muhafaza edin. Korkuyu elden bırakmayın ama umudu da elden bırakmayın. Bu dengeyi gözetin demektir. Amin ecmaîn. 63 numaralı hadis. Burada sanki sahabe kendi halini tabi'in veya tebe-i tabi'ine anlatıyor. Evet öyle bir şey var tabi. Enes bin Malik Hazretleri bunu söylüyor. Yani biz böyleydik siz böylesiniz diyor. Böyle bir tavsif var evet. Kader bahsinde cehennemliklere amelleri sevdirilecek dediniz. Bu iradenin devreden çıkarılmasına sebep. Hayır, böyle değil. O kimse kendi iradesiyle bu kararı verdiği için bu cehennemliklerin amelini kendi iradesiyle işlemeye başladığı için bir süre sonra ondan haz almaya başlar. Allah insana böyle bir tabiat vermiş. Bir şeyi devamlı yaparsa onunla arasında bir ünsiyet oluyor. Onu benimsiyor, onu özümsüyor, içselleştiriyor ve onunla adeta bütünleşiyor. Bu imanda da böyledir, küfürde de böyledir. Ama bu neticedir.
Buraya gidene kadar insan iradesini kullanıyor. İradesiyle bu aşamaları geçiyor ve o son noktaya geliyor. İrademizi kullandığımız işlerden sorumluyuz. İrademizi kullandığımız sürece sorumluyuz. Mesele irade meselesidir yani. Evet peki ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.